Evet, takım oyunu kaldığı yerden devam ediyor. Az sonra pozisyonları konuşmaya başlayacağız. Basın toplantıları dakikalar içinde takım oyununda olacak. Bu arada ekrandan da bir yandan altyazı geçiyor. Amili basketbol takımımız Eurobasket 2022'ye gitmeyi garantiledi. Hollanda'da Hırvatistan'ı yenince bizim için, biz 8 sayıyla yenmiştik bugün İsveç'i. Güzel bir haber oldu bu. Amili basketbol takımı da Eurobasket 2022'de olacak. Bu da peki şey gidiyor muydu? Hırvatistan gidiyor muydu? Garantilemiş miydi? Garantiledi. Ama şimdi düşünsene, Euroleague oyuncuları yok, NBA'dekiler yok falan. Tabii. Zor bu maçlar. Tabii, kolay çok değil. Zor. Bir kısmını alıyorlar Euroleague oyuncularının da, bir kısmı gelmiyor. Abi, şeyi istemiştim. Basketbol futbola benzemiyor. İki oyuncun oynamadı mı yanıyorsun, iyi oyuncun. İlk 5'in 2 tanesi varsa bazen zaten. Bir tanesi iki, bile oynamadı mı yanıyorsun? Bir tane hocam. Bir oyuncu iki, çok söyledi. Bir tane bile çözüyor problem. Bir tane. Kalan maçlarını bir Galatasaray'ın bu ayki, yani Şubat-Mart diyelim artık. Şubat'ın sonuna geldik. Bir gösterin demiştin hocam. Erzurum maçı önümüzdeki hafta. Ankaragücü deplasmanı başkentte. Düşman hattı takımları bunlar. Erzurum, Ankaragücü. Sivas maçı var içeride. Deplasmanda Kayseri, yine düşme bölgesi. Rize. Rize kaçıncı ya? Rize de 15.ymiş. Hatay. Yani fena bir fikstür değil yalnız. İyi fikstür. İlk iki maç mesela. Sonra Fatih Karagümrük. Hatay deplasmanı. O Hatay deplasmanı her zaman. Ama arka arkaya maçlar ha. 3-7 baksana. Tabii. Yani 27 şeyden sonra. Var, 3-7. 7-14. 27 Şubat. Zaten Şubat 28 çekiyor. 14-23. Evet. Yani bir maç var. Yani. 4 günde bir maçlar var orada. Bir 27 Şubat, 3 Mart, Sivas'a 7 Mart. Sivas'a Kayseri arası iyi. Bir hafta. 14'te 21. sıradaki takımlar arasındaki. Çaykur Rize'yle. Yani Rize maçından ligdeki, sonra bay galiba değil mi? Ligdeki dizilişte 14'te 21. sıradaki takımlarla oynayacak Galatasaray. 14'te 21 arasında oynayacak. Evet. Bak Göztepe'de dışarıda oynuyor. Bir avantaj gün sonra Trabzon'la içeride oynuyor. Ya bir işin gerçeği avantaj. Güç olarak Galatasaray daha güçlü, daha iyi kadrosu var. Tabii ki avantaj yani. Şimdi tabii mesela bugün Alanya maçını alıyorsun ama Galatasaray olarak. Yarın birine takıldığın zaman buradaki aldığın galibiyeti hiçbir halde yaramaz. Evet, yani tamam. Çantada keklik değil bundan sonraki maçlarda. Tabii hepsi mücadele edecekler. Hocam bir de onlar da eğer yani düşüyoruz diye her maçı için, her tabii. maçı diyecek seyirci baskısı yok, hiçbir şey yok. Hem kendi evinde yok, hem rakipte yok. Çıkacak tabii. Onlar da oynayacak. Yani bir de ne, bu galibiyetin anlamı daha da artması için her takım için, şampiyonluk yarışına giden takımlarda dışarıdan galip döndüğün zaman içeriye mutlaka galip gelmen gerek. Galip gelemezsen dışarının anlamı da yok. Bu arada 1 Nisan'dan itibaren belli oranda seyirci olur mu olmaz mı, onunla ilgili de bir karar verilecek. Geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de bunu açıklamıştı. 1 Nisan'dan sonra oynanacak maçlarda belli oranda. 1 Mart'ta da biliyorsun Covid ile ilgili bazı yaptırımlar kaldırılıyor yani şehirlere göre. Yani bir ufak ama o zaman haksızlık olmayacak mı takımlara? Adalet. Haksızlık olmayacak. Orada oynadın seyircili, burada oynadın seyircisiz. Bence kabul edilmez. Ya hocam bir de sağlık önemli. Yani benim düşüncem normal hayata dönmediğimiz yani sürece herkes maskesini çıkardı. Normal hayatını o zaman taraftar gidebilir. Öbür türlü hocam gidip orada hastalık kapıp. Maskeyi çıkarmayı sıkıntı ne kadar olabilir. Ediyorsun? Maske zor çıkar. Biz, hocam bir sene falan. Bir sene, önceden fazla maskede. Bir sene daha tahmin ediyorum. Ya aşının etkisi önemli olacak. Öbür burada. Türlü sağlık için söylüyorum. Taraftar ya gitmek istiyor. Ne derece olduğunu bilmiyorum. Şimdi Miami'de her şey serbest oldu. Ben birinci oldum. İkinci işte bir ay sonra. Miami'de her şey serbest diyorlar. Oradaki ölüm adedi değiller. Mesela New York'taki ölüm adedi aynı. Ama buyur buradan bunu, yak. Bunun bir şeyi yok hocam. Şimdi yok. Ben doktorları dinliyorum. Tabii doktorlar önemli. Abi bir şey söylüyor. Biri bir şey söylüyor. Yani kafam karışıyor abi. Dinlemiyorum o zaman. Herkes bir şey söylüyor ama %100 kim biliyor? Abi. Bunu %100 bilen yok abi ya. Hepimizin kafası hani, karışıyor. Şu şudur diyen yok ya. Yani bak başladığı zamana bak. Geldiğimiz zamana bak. Bir sene. Olay bulaşıyor hocam o yüzden. Doğru. Hocam bilim adamları hepimizi dinliyoruz tabii. Dediğin doğru ama ya benim düşüncem taraftar tabii maça gitsin. Futbolun renki. Hepimiz de istiyoruz yani o maçlara gitmeyi ama
tam böyle normale dönmeden gidip orada hastalanıp tekrar bunun artması kötü. Hem mesela, o insana o insanların ailesi açısından. Mesela neyi merak ediyorum? Bu COVID çıktıktan sonra bir sene oldu net değil mi? Tabii Mart. Mart'ta. 11 Mart'ta olacak. Kaç kişi grip oldu acaba? Hiç olmamış diyorlar. Çok ben grip olanı hiç hastalamadım. Grip olunca korona diyorlar zaten grip olanı. Şimdi bak abi yani grip mi korona mı abi? Mesela, grip işte olan oğlum ben. O gribi duymadım. Yani bir insan çıkıp da lan grip oldum bir hafta yattım demiyor kimse bana ya. Çünkü herkes eller sürekli yıkanıyor. Kimse bu kadar kendine iyi bakmamıştı zaten. Maske var bir kere. Yani öpüşme ya. Falan kalmadı. Yok kalmadı. Hayatı boyunca hiç kimse kendine bu kadar bundan iyi bakmadı ki. Kolay kolay kimse sarılmaz birbirine. Tabii. Bir müddet en azından. Ruslar 3 kere öpüşüyor, 4 kere öpüşüyor değil mi? Geçmiş olsun hocam artık. Artık hayır, geçmiş olsun. Ama öpüşmek hakikaten kötü ya. Herkes merhaba ne haber öpüşmek. Yok abi ya kötü ya yani. Bağışıklık kazanırsa sıkıntı olmaz. Hadi sıkışmak hadi neyse de. Peki pozisyonlara bakalım mı? Çok geliyor sorular. İzleyicilerimize de daha fazla merakta bırakmayalım. Pozisyonları başta sevgili... kimler öpüştü kimler öpüşmedi görelim. Maçta neler oldu? Şimdi sevgili Özgür pozisyonları atmış. 4 pozisyon atmış Özgür. 4 tane pozisyona bakacağız. Bence bu daha fazlaydı. İsteyebiliriz şimdi buradan şey gelirse. Hemen bakalım. 23. dakika ilk pozisyon. Galatasaray'ın penaltı beklediği Onyekuru pozisyonu değil mi? Sevgili Hüseyin. Şu karşıya verecekler mi? Evet şimdi geliyor. Bu tarafa geldi buraya da gelecek. Karşılaşmanın 23. dakikasında değerli futbol severler. Evet oynatalım. Sol taraftan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Orada ayağına bir darbe var mı Onyekuru'nun? O darbe önce topa sonra Onyekuru'ya mı? Önce topa olsa da sonra Onyekuru'ya vurup Onyekuru'nun pozisyonunu bozuyor mu? Sorular çeşitlendirilebilir. Orada pozisyonun içinde Onyekuru ve Umut yanılmıyorsam var. Umut Güneş. Ve bu pozisyon için sizin fikirlerinizi almaya başlayayım. Sevgili Mehmet seninle başlayalım. Burada tabii ilk izlediğimde penaltı gibi geldi bana. Ama böyle çok net diyemiyorum. Yani topa sanki burada dokunuyor. Çok az da olsa sanki dokunuyor gibi geliyor bana. Bence değil. Bana topa dokunuyor gibi adama geliyor. Vuruyor, dolayısıyla adama, İlk hamlesi topa dokunuyor. Diyor. İlk hamlesi topa geliyor bana. Mehmet Yılmaz. Evet, Rea Kapsal. Bence o aşil tendonuna doğru bir vuruyor Umut Güneş. Yani topu ondan sonra, vurduktan sonra değiyor. Zaten ayaklar orada birleşiyor. Çarpı gibi oluyor neredeyse. Ayak, iki ayak ve üst tarafı Umut'un hem... O burada topa vuruyor gibi. Evet ya bir yani, tarafta öyle. Şimdi bir taraf açılar yanıltıyor bir kere. Onu net bir şekilde